Dünyanın ileri ekonomileri 117 ülke zaten genel ticaret sistem verilerini kullanmaktaydı. Bunun farkı ne? Türkiye toprakları sınırları içinde olan serbest bölgelerimizin net ihracat rakamlarını da ihracat rakamlarımıza diğer ülkelerin yaptığı gibi dahil ediyoruz. Aynı şekilde özel ticaret sistemine göre verileri de paylaşmaya devam ediyoruz. İhracatımız belli bir dinamizmle sürüyor sizlerin sayesinde, el birliğiyle. Ve Türkiye ekonomisinin büyümesinin itici güçlerinden birisi olmaya devam ediyor. 11. Kalkınma Planı'nda da belirtildiği üzere üretime ve ihracata dayalı büyümeyi el birliğiyle sürdüreceğiz inşallah. Ekim ayı ihracat rakamlarımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon olarak gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii geçen sene Ekim ayındaki ihracat rakamımız GTS'ye göre 16 milyar 590 milyon. Burada sanki 250 milyon geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ben bütün ihracat ailemize teşekkür ediyorum. Hatta Eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 220 milyon dolarlık ihracat rakamımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde bulunmaktadır. ÖTS'ye göre açıkladığımız zaman ise geçen senede bu senede 15.6 milyar dolar, orada bir fark yok. Demek ki serbest bölgelerin net ihracatı ÖTS'ye göre biraz daha 250 milyon kadar farklı gelmiş. İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız %2.1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir. Net ihracatımızın ekonomimizin, Türkiye ekonomisinin büyümesine olumlu katkısı da pozitif yönde devam etmektedir. Hepinizin bildiği gibi İlk 6 ayda Türkiye ekonomisine büyümesine net ihracatın katkısı 9.7 puan olmuştur. Ekim ayı itibariyle ithalat rakamlarımıza baktığımız zaman Ekim ayında ithalatımızda %10.8 bir artış görüyoruz. 18 milyar 179 milyon dolar. Bu sene genelde ithalatımız düşme trendinde. Geçen seneye göre %13.2 daha az ithalat gerçekleştirmişiz ve ilk 10 ay ithalat verilerimiz 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ve geçen sene ilk 10 ayda verdiğimiz dış ticaret açığı 52 milyar 347 milyon iken bu sene %55.6 daha azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani ilk 10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29 milyar 119 milyon daha azalmış bulunmaktadır bu verilerle. Ayrıca ilk 10 ay itibariyle ihracatımızın ithalatı karşılama oranı %73.6'dan %86,5 seviyesine gelmiştir ki bu oranı biz yıl sonuna kadar da muhafaza edebileceğimizi öngörüyoruz. Çünkü sadece Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %90'lar seviyesine ulaşmıştır.